Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ekranımı da paylaşacağım şimdi sizlerle. Evet, şöyle bir sunumumuz olacak. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Elif Kartal. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Uzun zamandır Türkiye Bilişim Derneği'ne üyeliğim devam ediyor. Son yıllarda bir fiil yönetim ve etkinliklerde de aktif rol alma şansı buldum. Ayrıca Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubemizin Veri Bilimi Çalışma Grubuna mensubum. Ve bu çalışma grubumuz da son birkaç yıldır düzenli faaliyetlerini sürdürüyor. Eğer aramıza katılmak ve siz de bu çalışmalarda gönüllü rol almak isterseniz lütfen Nesin Hanım'la iletişime geçebilirsiniz ya da İstanbul Şubemize mail atarak bu talebinizi bildirebilirsiniz. Biz aslında Veri Bilimi Çalışma Grubu olarak veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi ve ilgili konularda seminerler düzenlemek, eğitimler düzenlemek, özellikle de 2015'ten beri düzenlediğimiz bir yapay veri madenciliği çalıştayımız var Muğla'da. Belki oralardan hatırlarsınız. Faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu alanda faydalı olmaya çalışıyoruz. Herhalde sunumumu görüyorsunuzdur, değil mi? Ekranımı paylaştım ama birisi beni onaylar. Görüyoruz Elif Hanım. Tamam. Görüyoruz. Sorun yok. Tamamdır. Yine bu çalışma grubumuzca şöyle bir seminerler dizisi yapmayı düşündük. Hem işte Ramazan geldi, Nisan ayımızı yapay zekadan uzak geçirmeyelim. Neler yapabiliriz diye bir beyin fırtınası yaptıktan sonra işte böyle güzel bir program elde ettik. Ben açılışı yapmış oldum. Ancak değerli arkadaşlarım ve hocalarım da bu seminerler dizisinde yer alacak. Hatta bu seminerler aslında bir başlangıç bizim için. Sizler de özellikle Veri Bilimi Çalışma Grubumuz üyeleri ve sizler de katkı sunmak isterseniz lütfen bana e-posta gönderin ve yenilerini de düzenleyelim böylece. Bu hafta Perşembe günü Gökhan hocamız devam edecek yapay zekaya giriş ile. Ardından Doktor Fatma Önay Koçoğlu bizlere dronların kullanım alanları ve makine öğrenmesiyle drone hareket kontrolü konusunda bir seminer konuşma sağlayacak. Ardından Doktor Zeki Özen biyometrik kimlik doğrulama üzerine bir konuşma yapacak. Sonraki haftamız sağlıkta yapay zeka uygulamaları konusunda olacak. İşte sağlıkta yapay zeka uygulamaları Doktor İlkim Ecem Emre ve medikal görüntülerde derin öğrenme uygulamalarını Burcu Bektaş bizlerle paylaşacak. Son haftamızda ise değerli danışman hocam Profesör Doktor Mehmet Erdal Balaban veriye dayalı öğrenmeye genel bakış şey aktarır ve Doktor Gökçe Karahan Adalı da yapay zeka ve etik konusunda sunumunu yaparak artık bu güzel seminer dizisini sonlandırmış olacak. Nisan ayı boyunca her salı ve perşembe burada yazdığı gibi 20.30-21.30 arası birlikte olmayı temenni ediyoruz. Tabii bu güzel fırsatı bizlere sunduğu için İstanbul Şubemizin değerli başkanı Deniz Tiryakioğlu'na ve yine etkinliğin organizasyonu, paylaşım konusunda destekleri nedeniyle Nesin Özgül hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim sunumumuzun içeriğine. Sunumumuzda işte böyle kısa yanlı yapay zeka konusunda damağınızda bir tat bırakmak amacındayım. Son belki 7-8 aydır bu konu üzerine
Çalışıyorum özellikle ve severek hani çalışıyorum. Aslında oldukça ilgimi çeken bir konu bu. Sizlere de böyle heyecanla anlatacağım bugün. Şimdi yapay zeka nedir desem elbette ki özellikle bilişimle ilgili olan kesim, yapay zeka ile ilgili olan kesim bana şöyle bir literatürden tanım yapabilir. İşte insan gibi düşünen, insan gibi karar veren sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılan bir bilim alanı. Ancak ben daha çok halka inmeyi tavsiye ediyorum burada. Hani sokaktan geçen birini çevirsek, yapay zeka nedir desek, bizlere robottur diyecektir. Yani çoğu kesim böyle düşünüyor, böyle diyecek. Elbette biz biliyoruz, robotik sadece yapay zekanın bir çalışma alanı ancak genel kanı bu. Bundan sonra yapay zekayla ilgili ilk akla gelen soru nedir diyecek olursak da elbette yine biz şaşırmayacağız. Çünkü acaba yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirecek mi diye bir soru gelecek. Şimdi ben bu konuda aslında halkta oluşan endişeyi birkaç temel başlıkta inceliyorum. Yani öyle görüyorum. Bunlardan ilki tabii ki bilgi eksikliği. Çünkü insan bilmediği şeyden çekinir ya da korkar ya da belirsizlik hakimse olduğunda o da yine bu tür endişelere yol açar. Bir diğeri, hatta bu konuda şöyle bir de öneri getirilmişti. Acaba yapay zeka yerine veri bilimi mi desek, hani bu konuda daha mı faydalı olur endişelerin giderilmesine diye literatürde bir öneri de var. İkincisi, biraz sanki Hollywood etkisi. Çünkü hani şu sesi dinlersek eğer evet robotlar geliyor işte hepsinde birer silah bizi ele geçirecekler. Yani bu tür yani Terminator ve benzeri filmler de Hollywood etkisinde bu aslında çekinceleri destekler nitelikte. Bir diğeri benim düşünceme göre biraz asparagas haberlerinde etkisi var. Günümüzde tabii ki internet sadece temiz bilgi kaynağı içermiyor bizler için. Hatta Facebook'un bu konuda geliştirdiği iki tane sohbet robotu ile ilgili bir haber çıkmıştı en son. Sohbet robotları Alice ve Bob. İşte birbirleri arasında kimsenin bilmediği bir dil geliştiriyor. Ondan sonra bunu işte o sohbet robotlarını geliştiren araştırmacılar da o kadar korkuyor ki endişeleniyor ki sohbet robotlarının fişini çekmek zorunda kalıyorlar falan diye bir haberdi. Eminim karşınıza çıkmıştır. Ancak elbette bunun arka planında o iki sohbet robotunun geliştirilirken işte kullanılan algoritmanın eğitiminden kaynaklı bir sorun varmış. Daha sonra bunu açıkladılar. Tabii ki de bunu geliştirmek için araştırmacılar da uğraşmaya devam ediyor. Asparagas haberlerden sonra da ele alabileceğimiz, ben şuradan geçebilecek miyim? Tabii ki bu alanda çalışmalar yapan kıymetli araştırmacıların söylediği sözler. İşte Elon Musk ne demiş? İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük işte durum bir tür şeytan çıkarma ayinine benzetmiş. Hatta işte Stephen Hawking'in bu konuda yaptığı açıklamalar vardı. Uygarlık tarihimizde meydana gelen en korkunç olay olabilir demişti kendisi. Ve çekincelerinden de birçok konuşmasında bahsetmişti. İşte insanlık türünün sonunun geleceğine ilişkin bir takım görüşler var. Ancak bu konuda hani siz ne düşünüyorsunuz derseniz, işte ben
John McCarthy ve arkadaşlarının 1950'lerde yaptığı gibi iyimser ya da kötümser olamayacağım. Hani yapay zeka ne zaman geliştirilebilir demişlerdi. 10 yıl içinde geliştireceklerine dair bir umut vardı onlarda. Ancak hani şimdi de yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirirse bu 10 yılda mı olur, 100 yılda mı olur? Ne yazık ki bu konuda tam bir tarih vermem söz konusu değil kendi adıma konuşursam. Aslında ben bu konuyu, yani yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirir mi den, yapay zeka acaba bir gün işimi elimden alır mı? Özellikle mavi ve beyaz yakalılar için aslında bu soru daha gerçekçi. Neden? Şu anda şöyle çalışmalar var, ben size hemen paylaşayım. Bir yapay zeka uzmanı, bu alanda bilindik bir araştırmacı olan Kai-Fu Lee demiş ki, less than 5 seconds of thinking will be among the first to go. Yani üzerinde 5 dakikadan, ay 5 saniyeden az düşünülen işler bir gün işte yerini yapay zekaya bırakabilir, otomasyona bırakabilir. Ya da şöyle web sayfaları var. Gidip siz de araştırabilirsiniz. İşte mesela Financial Times'ın bir paylaşımıydı. Can a robot do your job? Bu konuda bu web sayfasını ziyaret edebilir ve oradaki işte sonuçları görebilirsiniz. Bir iki aratma yapmıştım ben de burada. Mesela burası da will robots take my job? İşte teachers and instructors %1'lik öğretmenler ve eğiticiler için %1'lik bir şans verilirken, örneğin pharmacy technicianslara %92 denmiş bu oran. Tabii bir, yani sayfayı zannedersem refreshlerseniz farklı sonuçlar da geliyor. Oradan inceleyebilirsiniz bunu. Ayrıca karar verme süreçlerinde tabii ki yapay zeka aslında yaşantımızda her alana giriyor. İşte burada da birkaç yine iş ve onun yapay zekaya aktarılmasındaki oranlara bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yani aslında yaşantımızın her alanında yapay zekayı kullanıyoruz. Bir taraftan da hani son zamanlarda çalışmalar yapılıyor. Geleceğin meslekleri diye örneğin. Yani bir gün işte yapay bir organ tasarlayıcısı olabilirsiniz ya da yani işte o Kai-Fu Lee'nin de işaret ettiği gibi üzerinde düşünmesi 5 saniyeden az olan bir iş otomatize edebilir robotlar tarafından ya da yapay zeka sistemler tarafından. Tabii bunu yaparken hep arka planda günlük hayattaki işlerimizi daha kolaylaştırmak, yani otomatize olabilecek işlere vakit harcamak yerine o süremizi daha fayda sağlayacak, ortama daha katkı sunabileceğimiz değişik işlere yönlenebileceğimiz aslında düşüncesi var. Yapay zeka ve İnsan zekası, yani doğal zeka, birbirinin ezeli rakibi gibi sürekli bir kıyaslama içerisinde. Ancak ben yani kendi araştırma alanım ve ilgi alanım, boş zamanlarında okuduğum kitaplar bu yönde hep insan beynini algılayabilmek, anlayabilmek doğrultusunda. Bu konuda aslında doğal beynin, yani zekanın, insan beyninin İşte yapay zeka ile kıyaslanması biraz acımasızca oluyor. Çünkü gerçekten beyin mükemmel bir organ. Şöyle son, işte en son David Eagleman'ın Canlı Devre kitabını okuyorum ve orada şöyle bir şey var. Örneğin bir civcivi ele alalım demiş kendisi. Civciv hemen böyle yumurtadan çıktıktan sonra, merhaba dünya dedikten sonra bizler gibi, yani insan bir küçük bebek gibi çok fazla ayları yok, değil mi?
Yani bizim gibi konuşmayı öğrenecek, yürümeyi öğrenecek, ondan sonra diğer aktiviteleri gerçekleştirmeye çalışacak vesaire. Ha, bu şekilde bir zamanı yok kendisinin. O yumurtadan çıkıyor. Bazı şeyler onun beyninde kodlanmış hali hazırda geliyor ve bu şekilde hemen bir iki yalpaladıktan sonra annesinin peşinden, diğer kardeşlerinin peşinden yürümeye başlıyor. Ama insanlar öyle değil. Bir süreç gerekiyor onların bazı şeyleri öğrenmeleri için. Ama bu beyinlerindeki elastik yapıdan kaynaklanıyor. Yani beyin ve insanlar da beyinde her şey kodlanmış, daha önceden kodlanmış şekilde gelmiyor aslında. Zaman içinde yaşanılan ortam, edinilen tecrübeler beyni geliştiriyor. Hatta şey diyor, siz aslında dünkü siz değilsiniz. 5 dakika önceki siz de değilsiniz. Belki bu sunumdan sonraki siz de aslında sunumdan önceki siz olmayacaksınız. Yeni bağlantılar kuruluyor sinir hücreleri arasında. Bazıları güçleniyor, bazıları işte bağlantıları kopuyor vesaire. Beyin sürekli kendini geliştiriyor. O konuda aslında yapay zekayı ben işte dezavantajlı buluyorum. Çünkü şu anda günümüzde sıklıkla kullanılan yapay zeka sistemler alan bazlı çalışıyor. Bizler gibi geniş, genelleştirilebilir bir zekaya sahip değil. Ancak biz ısrarla yapay zekadan her geçen gün, özellikle de bu teknolojiden aldığımız güçle daha rasyonel, daha hızlı ve de daha doğru kararlar vermesini bekliyoruz. Ancak bu sistemler size cinsiyetiniz, ırkınız ya da farklı bir özelliğiniz gerekçesiyle aleyhinizde karar verebilir. Ya da verirse neler olur? Şimdi yine bunu insan doğası gereği yorumlayarak anlatmaya, ifade etmeye çalışacağım. Einstein'ın da dediği gibi aslında ön yargıları yıkmak, yok etmek yeri geliyor atomu parçalamaktan daha zor oluyor, değil mi? Peki yanlılık nedir? Bir şeye veya birine karşı eğilim, meyil veya ön yargı. Böyle bir tanım var. Aslında günlük hayatta karşılaşıyoruz. Stereotyping diye bir kavram var. Örneğin benim işte yakın arkadaşımın işinden ben örnek veriyorum. Yani illa Şükran ismi bir kadına ait mi olmalı ya da Fikret ismi bir erkeğe mi ait olmalı? Özellikle böyle unisex isim taşıyanlar için bence günlük hayatta karşılaştıkları bir sorun, bir dezavantaj, bir ön yargı daha buradan başlıyor. Aslında herkes biraz yanlıdır. Özellikle bu yanlılık size fayda sağlıyorsa gayet güzel. Örneğin ben desem ki kalorili yiyeceklere karşı ön yargılıyım. Kendimi sağlıklı yemeklere karşı meyilli hissediyorum. Bu benim sağlığım açısından elbette vazgeçilemez. Yani bulunamaz bir fırsat oluyor. Ancak bu yanlılık, ben ve onlar, biz ve diğerleri haline alırsa işte orada sorunlar başlıyor. Yine insan sonuçta sosyal bir canlı. Çevresiyle etkileşimi var. İşte bu sabah kalktıktan sonra yaşadığınız her şey sizin profesyonel hayatınızda ya da arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde gösterdiğiniz, sergilediğiniz tavırlara etki ediyor, değil mi? Üzerinize bir kahve dökülse ve sevgilinizle buluşmaya gitseniz belki stres içinde kötü şeyler söyleyebilirsiniz ya da kendinizi rahat hissetmezsiniz. Ya da burada olduğu gibi kız çocuğu sahibi yargıçlar kadınların lehine karar verebiliyormuş. Ya da tuttuğu takım son maçta yenilen yargıcın kefalet talebini olumlu karşılama olasılığı azalabiliyormuş.
Hem mikro hem makro açıdan bunun neticeleri aslında değerlendirilmeli. Yani bu ben ve onlar, diğerleri, biz ve diğerleri konusunda yani bireysel bazda düşündüğümüzde kendi iş hayatımıza, sosyal hayatımıza bir takım zararları olabileceği gibi makro açıdan da düşünürsek bunu örneğin Holokost, örneğin İslamofobi gibi bir takım kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O zaman soralım kendimize. İnsanlar bu kadar yanlı iken yapay zeka neden yanlı olmasın? Tabii bunun için biraz da yapay zeka sistemlerin geliştirilmesi sürecine bakmak gerekiyor. Ben bunu bir hap gibi dinleyicilere yani öğrencilere de anlatırken kullanıyorum. Mitchell'ın makine öğrenmesi tanımı. Aslında karışık gelebilir ancak dört temel unsur var bu noktada önemli olan. Bir, görev. Siz bir yapay zeka sistemini geliştirirken bir görev tanımlıyorsunuz. Yani geliştirdiğiniz işte kanser teşhisi yapmasını beklediğiniz bir sistemden ya bu hafta sonu acaba Beşiktaş Fener maçının sonucu ne olur diye bir öngörüde bulunmasını bekleyemezsiniz. Bir görevi olacak, bir görev tanımı yapılacak. İkincisi deneyim. İnsanlar kendi tecrübeleri ya da başkalarının tecrübelerinden yola çıkarak öğreniyor. İşte karşınıza bir matematik problemi geldiğinde eğer çözemezseniz öğretmenleriniz, anneniz, babanız, birileri tarafından işte arkadaşlarınız size o problemi anlatır. Siz benzer sorular çözersiniz ve öğrenmeye çalışırsınız ve bir deneyim elde edersiniz. İlgili probleme geri döndüğünüzde o problemi artık çözersiniz. Ancak bilgisayarlarda ya da işte makinelerde bu iş, yapay zeka sistemlerinde bu iş, bu deneyim nasıl kazanılıyor? Elbette ki veriyle. Günümüzde işte büyük veri, büyük veriyi işleme, büyük veriden değerli bilgiyi, işe yarar bilgiyi keşfetme oldukça önemli hale geldi. Biz de bu veriyi makinelere vererek onların deneyim kazanmasını sağlıyoruz. Bunların stratejileri var. Tabii ki onları ilerleyen seminerlerde belki yeri geldiği zaman değiniriz ama deneyim onların yani veri onların deneyimini oluşturuyor. Burada da örnekleri görüyorsunuz zaten ben anlatırken. Üçüncü önemli şey algoritma. Aslında arka planda asıl işi yapan şey algoritma. Algoritma en basit tanımıyla işte bir problemin çözümünde izlenen adım adım izlenen yol. Ama bu algoritmalar artık hayatımızda işte yapay zeka algoritmaları var, makine öğrenmesi algoritmaları var. Yani daha yani basit bir sıralama algoritması gibi değil de işte bir sınıflandırma, bir öngörü yapma ya da bir kümeleme yapma ya da belli başlı kuralları raw datadan çekebilme için çeşitli algoritmalar geliştirilmiş ve bu algoritmalar kullanılıyor. Asıl işi algoritmalar yapıyor. Yapay zeka sistemleri peki görevimizi tanımladık, deneyimimizi işte veriyi verdik, algoritmamız o veri üstünde çalıştı. Sonra bir adım sonrası nedir? Tabii ki performansı değerlendirmek. Yani yapay zeka sistemi öğrendi mi, öğrenmedi mi? Bunu nasıl bileceğiz? İşte o belli bir performans değerlendirme ölçütünü kullanacağız. Örneğin yüzde kaç doğrulukta doğru tahmin edebiliyor örneğin gibi. Şimdi bu dört unsur elimizde var. Makinelerin nasıl öğrendiğini biliyoruz. Yapay zeka sistemlerinin kabaca nasıl çalıştığını bilebiliyoruz. Gelelim sürece. Yani bir yapay zeka sistemini geliştirirken biz genellikle bu cross industry standard process for data mining modelini kullanıyoruz. Yani standart süreç modelini kullanıyoruz. Burada verdiğim kaynağı ziyaret ederek de bu konuda daha çok bilgi edinebilirsiniz. Ben kısaca özetleyeceğim.
problemi tanımlıyoruz. Problemi tanımladıktan sonra veriyi algoritmalar için hazırlıyoruz. Bir ön işlem sürecinden geçiriyoruz. Ardından algoritmayı modelleme kısmında uyguluyoruz. Ve bundan sonra performans değerlendirme ve seçtiğimiz algoritma, işte seçtiğimiz modelin belli bir örneğin kullanıcı arayüzü ya da işte bir robot ya da bir süpürge, klima üzerinden, yani belli bir entegrasyon sonucunda kullanımının sağlanması kısmı geliyor deployment. Şimdi işte bu tüm süreçte karşımıza bir takım yanlılık türleri ortaya çıkabilir. Ya da yanlılık bu süreçte bir yerlerde kaynaklanabilir diyeyim. Örneğin social bias. Bizim insanların kendi kafasında hali hazırda mevcut olan bir takım işte yanlılıktır aslında ve bu verinize yansıyabilir ve sonuçta elde ettiğiniz, yani girdiniz yanlı olduğu için çıktınız da yanlı olacaktır. Ya da ölçüm yanlılığı. Örneğin veriyi toplarken kullandığınız ölçüm aleti yanlıysa, yanlı değerler üretiyorsa, yine çıktı da yanlılıklarla karşılaşabileceğiz. Yani bundan doğal bir şey olamaz. Ardından temsil yanlılığı. Örneğin genellikle işte sağlıkta beyazlar üzerinde yapılan deneylerin fazla olması nedeniyle diğer ırklar yeterince bu çalışma gruplarında temsil edilemeyebiliyor. Ve buradan da temsil dengesizliği yüzünden bir takım yanlılıklarla karşılaşabiliyoruz. İşte verinin etiketlenmesi eğer yine insanlar tarafından gerçekleştiriliyorsa burada da bir yanlılık karşımıza çıkabiliyor. Kullandığımız algoritmanın bizzatihi kendisinden bir yanlılık ortaya çıkabilir. Değerlendirme, entegrasyon ve geri besleme süreçlerinde de bir takım yanlılıklar var. Benim burada paylaştığım kaynak oldukça kapsamlı şekilde bu türleri ve daha fazlasını ele almış. Lütfen daha çok bilgi için bu kaynağı ziyaret edebilirsiniz. Ben kaynakça kısmında da çalışmanın tam adına yer veriyor olacağım. Yanlı yapay zekaya ilişkin günlük hayattan bazı örnekler derledim sizler için. Bunlardan ilki yine çok bilindik olan Google Translate'imizin bir zamanlar o bir doktor dediğimizde bize bir tokat gibi he is a doctor, o bir hemşire yazdığımızda ise she is a nurse diye İngilizce çeviri yapması idi. Bu sadece Türkçe İngilizce'de değil, farklı diller arasında da benzer şekildeydi. Neden? Çünkü ancak bir erkek doktor olabilir ve olsa olsa bir kadın ancak hemşire olabilir yaklaşımından kaynaklı. Google Translate'in o black box, kara kutu algoritmaların tarafından öğrenilen ne yazık ki bir yanlı karar dizisiydi. Tabii daha sonra geliştiriciler bunu ilerletti, geliştirdi ve artık o bir doktor yazdığımızda cinsiyet alternatifli çeviriler sunuyor. Feminen ve maskülen alternatifler bulunuyor. Dediğim gibi sadece Türkçe, İngilizce'de değil, diğer farklı dillerde de, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde de benzer iyileştirme yapılmış durumda şu anda. Twitter'ın fotoğraf kırpma algoritması. Bu da karşılaşılan yine ne yazık ki kötü bir, yanlı bir sistemde. Burada da ırksal bir takım yanlılıklar barındırılıyordu. Örneğin ilk fotoğrafta gördüğünüz gibi Barack Obama ve işte beyaz bir insanı aynı karede verince kırpma algoritması sadece beyaz insanı seçiyor. Daha sonra bunu çizgi film karakterleriyle de deniyorlar. Yine siyahi kişiyi seçmek yerine çizgi film karakteri ve hatta hayvan görselleriyle deneniyor ve sonuç
gördüğünüz gibi ortada. Üçüncü örneğimiz Optum algoritması. Amerika'da sağlık sisteminde bu sağlık harcamalarının karşılanması üzerine kurulmuş, kullanılan bir algoritmaydı. Orada da fark edildi ki ihtiyaçları olmasına rağmen siyahi hastaların dezavantajlı grup konumuna getirildiğiydi. Böyle bir çalışma vardı. Yine Amazon'un işe alım süreçlerinde erkeklere karşı daha böyle meyilli olduğu fark edildi. Erkek adaylara karşı. Kadınlar ise dezavantajlı gruba geçmişti. Sonradan zannedersem yani birkaç işe alım süreci algoritması aynı bu şekilde devam ettiği için zannedersem erkek adaylara ait başvuru dokümanlarıyla eğitilmesi ve neticesinde böyle bir yanlılığın ortaya, cinsiyete karşı bir yanlılığın ortaya çıkması kaçınılmaz olmuş. GPT-3'ümüz, bu da yaklaşık 45 terabaytlık bir veriyle eğitimini gerçekleştirmiş bir derin öğrenme algoritması. Ve bu kapsamda işte çeşitli web sayfaları, kitaplar, Wikipedia, web siteleri dedik. Hani birçok şey taranarak kelime korpusu sözlüğü oluşturulmuş. GPT-3'te de literatürde çalışmalar acaba işte cinsiyet, ırk, din üzerinde belli yanlılıklar içeriyor mu diye bakmışlar ve görmüşler ki aslında işte burada yazan maddelerde yine cinsiyette erkeklerin daha avantajlı konumda yer aldığı, yine işte Asyalı oluşturulan 7 modelden 3'ünde ilk sırada yer alırken yine siyahi ırka karşı bir ön yargılı yaklaşım mevcut olduğu ve İslam'ın daha çok böyle terörist gibi kelimelerle yan yana getirildiği ve yine en çok tercih edilen Türk kelime arasında yer aldığı, birlikte bulunduğu görülmüş ne yazık ki. Bunlar hep işte bizlerde olan yanlılığın bir şekilde yapay zeka sistemlerine aktarılmasına örnekler değerli katılımcılarımız. Tabii doğrudan işte cinsiyet, ırk, din ve diğer bir takım yanlılık türleri değil. Bu sefer yapay zeka sistemlerinin belki amacından da saptığı durumlar olabiliyor. Yani yapay zeka sistemleri de aslında çok çabuk kandırılabiliyor bir bakıma. Şöyle ki yine sınıflandırma için kullanılan algoritmanın eğitiminde sunulan, deneyim olarak sunulan veri setlerinde gördüğünüz gibi işte ilk şeklimizde bir kurt var. Algoritmamız da onu kurt olarak doğru şekilde tahmin etmiş. İşte ikinci şekilde bir husky köpeğinin resmi var. Algoritmamız doğru şekilde tahmin ediyor. Üçüncü resim, dördüncü resim. Geliyoruz beşinci resmimize. Bakıyoruz ki bu resmimizde bir husky köpeği var. Ancak bu bir kurt olarak tahmin edilmiş. Sonrasında anlıyorlar ki aslında algoritma görselin üzerinde bulunan nesneyi doğru tahmin etmesi gerekti. Yani bunu bekliyoruz baştan beri. Ancak algoritma nesneye odaklanmak yerine, üzerindeki canlıya odaklanmak yerine gidiyor arka plana odaklanıyor. Ve eğer arka planda kar varsa bu kesin kurttur şeklinde aklımda bulunuyor. Eğer mikrofonlarımızı kapatabilirsek çok sevinirim değerli katılımcılar. Ses gelirse dikkatim dağılıyor. Yine işte
dediğim gibi yani arka planda kar olunca bunu bu kesin kurttur deyip geçebiliyor. Bu örneğin dışında yine bu konuya geçmeden önce bir çalışma daha var. Tek bir pikselin görselde değiştirilmesi ünlü ImageNet, CIFAR gibi veri setleri üzerinde yapılan bir çalışmaydı bu da. Gerçekten sınıflandırma sonuçlarını oldukça etkiliyor. Tek bir piksel. Bunu da bulabilirsiniz. One piksel, yani bir piksel yetiyor derin öğrenme algoritmalarını şaşırtmak için gibi de bir adı vardı. Ne yazık ki net bir şekilde hatırlayamıyorum kendisini. Son örneğim de sesli asistanlarımızla ilgili. Bu konuda da UNESCO'nun bir çalışması var. Onu size tavsiye ederim. Bir raporunda sunulmuş bu. Hani elimde olsa suratına bir şaplak atardım şeklinde bir ismi vardı onun da. İşte neredeyse tüm güçlü firmaların günümüzde bir sanal asistanı var. İşte Apple'ın Hey Siri'si, işte Microsoft'un Cortana'sı, Amazon'un Alexa'sı, Google'ın Google asistanı. Şimdi literatürde bir görüş şunu işaret ediyor bize. Bu sanal asistanlara da biz feminen kimlik yerleştiriyoruz. Sesler olsun, işte isimler olsun. Ve neticede bu asistanlara emirler veriyoruz, değil mi? İşte Hey Siri bana filanı ara ya da Alexa ışıkları aç gibi bir takım emirler veriliyor. Bu emirler de yine kadınların halihazırda toplumda ne yazık ki oluşturduğu işte erkeklere karşı dezavantajlı konumda olduğuna ilişkin fikirleri güçlendiren, tetikleyen bir takım çalışmalar olduğu söyleniyor. Hatta bu nedenle günümüzde artık bu tarz sohbet robotları sanal asistanlar için belli bir cinsiyet kimliği olmayan, maskülen ya da feminen olmayan bir takım sesler üretilerek geliştirmeler yapılıyor. Bu tarz çalışmalar sürüyor. Şimdi bu kadar anlattık. Çevremizdeki işte günlük hayattan bir takım yanlılığa ilişkin örnekler vermeye çalıştık. Devam edelim. Peki yani hani bu sunumun ana fikri şu asla değil. Yapay zeka bir gün işte gelecek ve hayatımızı alt üst edecek. Hayır. Bu sunumun amacı şu. Bu tarz yanlılıklar karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle bu işin farkında olalım ve yaptığımız, oluşturduğumuz yapay zeka modellerinde, yapay zeka çalışmalarında yanlılığın ortaya çıkabileceği ve bununla nasıl baş edebileceğimiz konusunda işte bir takım tedbirlere gidelim, bir takım önlemler alalım kendi çapımızda. Tabii ki henüz bir süper zeka da yaratılmadı. Yani bu konuda Nick Bostrom ve şu anda adını hatırlayamadım ama soyadı Yudowski'ydi. Kendilerinin yapay zeka ve etik üzerine güzel çalışmaları, araştırmaları var. Hatta yanımda da bir kitapları var. Şöyle tutayım kameraya. Süper Zeka, Nick Bostrom'un. Tavsiye ediyorum okumanızı. Süper zeka dediğimiz bir gün işte geliştirilecek o en son yapay zeka teknolojisi aslında. Ne yapacak bu? Hem bizzat kendi tasarımını anlayacak ve bunun üstüne bir adım daha ekleyerek kendinden daha üstün yapay zekayı geliştirebiliyor yeteneğinde olacak. Ama böyle bir şey henüz yaratılmadı. O yüzden çok endişelenmeye, Allah'ım robotlar geliyor, kaçamayacağız demeye gerek yok. Ayrıca
İşte size yine sunumum sırasında göstermiş olduğum o CRISP-DM çerçevesinde o süreci benimsemek ve o süreçte ortaya çıkabilecek bir takım yapay zekada oluşabilecek yanlılık durumlarının farkında olabilmek önemli. Her zaman derslerimizde söylediğimiz çöp girdi. Ne yazık ki isterseniz istediğiniz kadar yani güçlü algoritmalarla çalışmış olun, binlerce analiz yapmış olun, işte günlerce algoritmanızın eğitimi için uğraşmış, testini yapmış olun. Eğer girdiniz çöpse çıktınız da ne yazık ki çöp olacaktır. Eğer girdiniz yanlı ise çıktınız da yanlı olabilecektir. Yine o süreç adımları çerçevesinde. Peki bu konuda çalışmalar yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Yapay zekada yanlılık ile başa çıkabilmek için çok çeşitli araştırmalar var. Bunlardan en önemli olanlar ve dikkatimi çekenler diye bakacak olursak Microsoft'un Fate projesi var. Lütfen Microsoft'un bu Fate web sayfasını ziyaret edin. Orada size İşte geliştirilen modellerin yanlı olup olmadığı konusunda ipuçları veren bir takım küçük uygulamalar da mevcut. Bir de yine dikkatimi çeken çalışmalardan birisi IBM Research'ün AI Fairness 360'ı oldu. Burada da yine açık kaynak kodlu paylaşımlar yapılmış durumda ve modellerinizin acaba yanlılık içerip içermediğine ilişkin bir takım kendinizi deneyebileceğiniz, sistemlerinizi deneyebileceğiniz çözümleri mevcut durumda. Yine sözlerime son verirken şöyle de bir alıntıyla bitirmek istedim. Algoritmalar aslında opinions embedded in code diyelim ve yine bu sunumumu hazırlarken yararlandığım kaynakları sizlerle paylaşayım. Örneğin Hannah Fry'ın Merhaba Dünya Makine Çağında İnsan Olmak kitabı çok güzel, tavsiye ediyorum. Yine bu CRISP-DM'in üzerinde yanlılıkları işaret edilen bu çalışmayı okuyabilirsiniz. İkinci kaynağımız Managing Bias in Machine Learning Project. Aynı zamanda yine yapay zeka geleceğimizle ilgili bugün bilmemiz gereken 101 şey kitabı da çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Bir de böyle sanki şöyle birkaç saat içinde ya da saat bile demeyeyim hani böyle 20-25 dakikada şu kitabımız var. Okuyabileceğiniz ve yine fikir sahibi olabileceğiniz yapay zeka yerimizi alacak mı? O da hep kitaptan çıkmış, Shelley Phan tarafından kaleme alınmış. Böyle çok da böyle bir hani sizi yormadan kavramlar hakkında fikir sahibi olabileceğiniz güzel bir kitap. Yine bir başka kitap daha var. Mark O'Connell'ın böyle yapay zeka ile ilgili yaratıcı, fütüristik bir kitabı, Makine Olmak. Bunu da yine tavsiye ediyorum naçizane. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben şimdi ekran paylaşımını durdurmak istiyorum. Stop sharing diyeyim. Evet. Ve dilerseniz hani aramızda katkı vermek isteyen olur mu? Yine soru cevap tarzı gidebiliriz. Sözü biraz da artık sizlere bırakmak istiyorum bu konuda. Bekliyorum, evet. Sohbet kısmına bakalım. Yine bir sorumuz varsa, bu arada tabii yayınımız, işte seminerimiz kayıt altına alınmakta, bilginiz olsun. Ben Oya Hanım'ın herkese olan şeyini dile getireyim, yazısını. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim demiş. Algoritma İranlı Muhammed bin Musa el-Karizmi tarafından bulunmuş.
ismi algoritma kelimesine yakın algoritmi şeklinde telaffuz ediliyor. Yani ismi verilmiş 820'li senelerde aritmetik, cebir, trigonometri, astronomi, coğrafya ile ilgili yazdığı kitaplar sonradan diğer dillere tercüme edilmiş. O zamanlardan beri robotlar işgal etmediğine göre daha zamanımız var diyor kendisi. Bu değerli katkısı için kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii teşekkürleriniz geldi ama diyalektik bir şekilde hani soru cevap da gidebiliriz ya da yine katkılarınızı bekliyoruz. Birkaç dakika daha bu şekilde geçirebiliriz. Çetede yazabilirsiniz. Mikrofonla da katkı verebilirsiniz. Ben şu anda görüyorum, örneğin kendisi yapay zeka ve etik üzerine çalışan Gülser Acar Dondurmacı hocamız aramızda. Kendisi söz alabilir örneğin. Yine veri bilimi çalışma grubumuzun kurucusu ve benim danışman hocam Sayın Profesör Doktor Mehmet Erdal Balaban aramızda. Gülser hocam iyi akşamlar. Sevgili Elif, iyi akşamlar. Umarım sizin yüzünüzü kara çıkarmamışımdır. Hani bu alanlar gerçekten çok geniş. Ben de yeni yeni araştırmaya başladım. Sizin katkılarınız olursa sevinirim. Bekliyoruz. Elif'ciğim, sunumun çok güzeldi. Teşekkür ederim. Keyifle dinledim. Gerçekten yapay zekada yanlılık üzerine güzel çalışmalar var. Birkaç kitap ben de senin söylediklerinden okumuştum. Teşekkür ediyorum. Benim şu anda katkı olarak, yanlılığa katkı olarak söyleyeceğim fazla bir şey yok. Sen çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Çok bilgilendiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Erdal Hocam, siz söz almak ister misiniz? Mikrofonunuz açık. Şu anda konuşursanız sizi duyabileceğiz. Zannedersem teknik bir sorun var. Kaynakların isimlerini mail adresime gönderebilir misiniz demişler. Tabii ki ben buradan not alıyorum şimdi. E-postanızı onu sağlamaya çalışacağım. Başka neler var? Chat kısmına yine yazılan güzel mesajlar geliyor tabii ki. Gülnur'dan bir mesaj var. Hocam mükemmeldi. Sadece şunu merak ediyorum. TBD olarak politika yapımı alanında çalışmalarınız var mı? Zira data artık sadece data değil, bir güvenlik sorunu da. Evet, ne yazık ki buna katılıyoruz. Ve veri güvenliği konusunda hani özellikle çalışan Bilişim Derneğimizin yönetim kurulunda olan Avukat Ceyda Akaydın var. Kendisi yine Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi kapsamında güzel başarılı seminerlere imza atıyor. Yine ayrıca gerçekleştirdiğimiz bir takım konferans ve seminerlerde de veri güvenliği üzerine çalışıyoruz. İlerleyen seminerlerimizden biri de aslında biyometrik kimlik doğrulama üzerine. Belki o da ilginizi çeker. Katılımınızı bekleriz. Kaynak isteyenler var. Ben hepsini not alıyorum. Ne burada paylaşım için ne devam ediyorum.
Önerdiğiniz doktora veya yüksek lisans programı var mıdır bu konuda denmiş. Öncelikle kendi üniversitem ve bölümümün burada ön plana çıkarmak durumundayım. Biz de planlıyoruz bir Business Intelligence and Data Analytics adında İngilizce, %100 İngilizce olan bir yüksek lisans programı açılacak. Onun dışında tabii birçok üniversitenin bu alanda yani kıymetli çalışmaları var. Herhangi birini tercih edebilirsiniz. Bir isimsiz katılımcımız var hocam. Dernek olarak bizlerle internette buluşup bizler birlikte bir beyin çalışması yapabiliriz demiş ama ben isim göremediğim için ne yazık ki hitap da edemiyorum. Waiting for Name isimli katılımcımız. Gerçek ismini de paylaşırsa elbette çeşitli çalışmalar yaparız. Okan Tohumeken. Evet, not alıyorum. Ve nasıl bir işbirliği düşünüyorsanız lütfen bizim İstanbul şubemize bir mail atarsanız bununla ilgili kısa bir şey seviniriz. Başka söz almak, katkı vermek isteyen var mı? Mustafa Göktaş yazmıştı Elif Hanım ama söz alabilir miyim diye. Tabii ki, buyurun. Hocam teşekkür ederim. Biraz geç kaldım dinlemede. Bu nedenle daha önce söylediğiniz mi emin olamadım ama yapay zekada eğer bu tip hataları yapıyorsa, taraf tutuyorsa bunu yapan o makine değil. Birileri o programları yapıyor, o bilgileri giriliyor. Bununla ilgili olarak düzenleme, düzeltme yapılmış mı? İkincisi, daha önce bir çalışmada okumuştum ya da dinlemiştim. Hatırladığım kadarıyla yapay zekanın bir kişilik olması için kendi kendine karar verebilmesi, kendi kendini geliştirebilmesi için insan beyindeki bağlantıların seviyesine gelmesi gerekiyor. Ve onun için de yapay zekadaki o şeyler, bilgisayar sistemlerindeki o çipler, setler, yongalar milyonlarca kez ya da binlerce kez daha güçlü olması gerekiyor, daha fazla bağlantı olması gerekiyor deniyor. Bununla ilgili sizin ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani yapay zeka şu anda sadece verilen görevi yapıyor. Küçük görevler var, kısa taskler var İngilizce tabirle. Onları yapıyor, başka bir şey yapamıyor. Yani kendi kendine bağımsız iradesi yok. Hukuki anlamda bakıldığında o aşamaya gelmedi. Bu konuda benim tabii sürekli bu işi takip etmediğim için kaçırdığım bir şey var mı? Ne kadar daha insan beynine benzemesi için o çiplerin, yongaların gelişmesi lazım? Bu konudaki değerlendirmenizi merak ettim. Toplantı için çok teşekkür ederim. Çok faydalandım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İlk sorunuzla ilgili tabii ki yani öncelikle şu var. Sadece veriye dayalı bir yanlılık söz konusu olmayabilir. Yani algoritmanın kendi oluşturuluş biçiminden ya da farklı nedenlerle de bu yanlılık karşımıza çıkabiliyor. Ve yani literatürde ortaya çıkan yanlılığa ilişkin çalışmalar mevcut ve bunların ortadan kaldırılması için nasıl neler yapılması gerektiği yine yanlılık türüne göre bulunuyor. Yani siz de ilginizi çeken bir yanlılık türü olabilir ve bunu Google'da arayıp hani erişebilirsiniz. Yine örnek verdiğim IBM ve Microsoft'un projelerine özgü yanlılığı ortadan kaldırabilmek için yapılan çalışmalar var. Oraları da ziyaret etmenizi
ısrarla tavsiye ediyorum. İkinci sorunuz da aslında bana şunu hatırlatıyor. Mesela bizler işte kuşlar deyince aklımıza ilk hani on yani pardon uçmak deyince aklımıza ilk kuşlar gelir ama şu anda sahip olduğumuz uçak teknolojisi kanat çırpmıyor. Dolayısıyla ileride bir gün evet çok doğru ya bu konuda bilim adamlarının tavsiyeleri hep şey yönünde. Eğer tam bir yapay zekadan bahsedeceksek o zaman insanların doğal beynin işte bütün sinir hücreleri arasındaki bağlantıların bilinmesi ve bunların haritasının çıkarılarak işte bir artık nasıl bir kapasite gerekiyor, nasıl bir bilgisayar teknolojisi geliştirilmesi bekleniyor. Evet bu düşünülebilir. Bu ne zaman buna ne zaman sahip olacağız? Evet bu biraz riskli bir soru. Ancak verdiğim örnekteki gibi illa birebir benzetimi olmayabilir. Dolayısıyla ileride ne ile karşılaşacağımız gerçekten büyük bir merak konusu diye düşünüyorum. Hocam bir kimse yapay zeka alanında ne kadar sürede kendini geliştirebilir sorusu var. İnanın bu değişir yani. Yani kişiye göre değişir diye cevap vermek istiyorum. Çünkü ben de neticede yüksek lisansımla başladım yapay zekanın bir yerinden tutmaya. Doktora da özellikle Erdal Hoca ile çalışmalarımız sırasında kendimi daha da geliştirmeye çalıştım. Ve hala da hocamla çalışmalara devam ediyoruz. Ve yani bu kişiye göre değişir diyebilirim. Ne yazık ki hani şu anda kendisine de söz veremedik çünkü mikrofon aktif görünüyor ama ses gelmiyor. Başka katkı? Ben de bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Chat'ten teşekkürlerine karşı. Yapay zeka eğitimi ya da bölümleri var mı? Var. Tabii ki var. Lütfen yani spesifik olarak hani şudur budur diyemeyeceğim ama öyle ezbere bildiğim dediğim gibi araştırmak lazım. Ben kaynak paylaşımında bulunacağım. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Volkan Bey sizi dinliyoruz. Hocam şimdi bilim kurgu filmlerinde genelde yanlı algoritmalardan işte sistemlerin hep bir yanlı algoritma veya algoritma sebebiyle hata verdiğinden bahsedilir. Fotoğraf örneği vermiştiniz az önce kurduğun arka planını alması gibi. Bu tarz durumlarda önleyici algoritmalar veya önleyici yapay zekanın ya hani bu tarz hatalara karşı önleyebilecek bir sistem var mı diye merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet var. Aslında ben sizlere şöyle paylaşayım bunu. Bir taraftan yazayım. IBM'in özellikle şimdi AI Fairness'ta hani spesifik olarak göstermeye çalışacağım burada da. Ekranımı paylaşıyorum. Örneğin IBM dedik. Şöyle göstereyim. AI Fairness 360 burası. Örneğin paylaştıkları Python kodları var. Web demosunu görebiliyorsunuz. Örneğin buraya örnek yani sıklıkla kullanılan veri setlerini paylaşmışlar. İşte bu kompas adalet sistemindeki
yanlılıklarıyla ünlü veri seti olması gerekiyor. German Credit Scoring var. Adult Census Income var. Örneğin bunlardan birini seçebilirsiniz. Ve devam et dememiz gerekiyor. Şurada bir yerde. Next. Ardından bu yanlılık ölçütlerini görebileceğiniz bir yer açılıyor. Burada tabii detaylı incelemenizi tavsiye ediyorum yine. Ben sadece kabaca neye benzediğini gösteriyorum şu anda. Bundan sonra next deyip işte hangi yanlılık ortadan kaldırıcı algoritmayı uygulayalım? Örneğin yeniden ağırlıklandırma, işte optimized preprocessing. Yani burada bir sürü tür var, yöntem var bunu yapabileceğiniz. Bunlardan birini seçip ardından next diyerek algoritma, yani yanlılıkla başa çıkma algoritmasının uygulanmasından sonraki düzeltmeleri eskiyle şimdiğin kıyaslamasını görebiliyorsunuz. Yine IBM Research'ün işte bu gösterdiği Python kodlarına erişim imkanınız oluyor. Dolayısıyla bu adresleri ziyaret ederseniz eğer faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sizler için. Başka... kaynakları paylaşacağımızı söyledi. O halde hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Perşembe günü görüşmek üzere diyorum. Bu tatlı Ramazan veri bilimi ve yapay zeka sohbetlerimizin devamı için. Hepinizi bekliyoruz yeniden Perşembe ve diğer haftalar için. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım. Değerli zamanınızı ayırdınız. Değerli bilgi paylaşımınız için çok teşekkür ederiz size ve katılımcılarımıza. Diğer seminerlerimizde görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.